Efendim hürmetle selamlıyorum. Sizden ricam, biliyorum Bediüzzaman'ı ve fikirlerini alkışlayacaksınız ama alkış işini sona bırakın. Bediüzzaman insanları iki gruba ayırıyor. Bir grup dini yeterliliği olan ve başkalarına hizmet etme kapasitesine sahip olan insanlar. Onlar bu tesbihler. Her renkten ve boydan var gördüğünüz gibi. Hiçbir şüphe yok. Şunu şöyle koyalım, bu biraz daha torpilli bir tesbih. Özel bir sebebi var. Dini hizmet yapma kapasitesine sahip bulunan az sayıda insan ve o dindarların hizmetine muhtaç olan çok miktarda insanı birbirinden ayırıyor. O çok miktarda dine ve hizmete muhtaç insanları ise iki gruba ayırıyor. Bir, şu büyük grup ve iki, bu küçük grup. Bu küçük grubun özelliği şu. Bu küçük grup, siz içine bir şey koymak isteseniz bile kapağını açamıyorsunuz. Olmuyor. İçi dolu, kapısını kapatmış. Nasihatten anlamıyor. Bu bir grup. Bunlar %20 civarında diyor Bediüzzaman. Bu büyük grup, siz içine bir şey söylemek koymak istediğinizde hemen kapısını açıyor. Kapağını açıyor, buyurun ben hazırım diyor. Buraya kadar tamam mı? Tekrar etmeye ihtiyaç var mı? Halde şunu söyleyeyim. Bu meseleyi sadece Mustafa Akyol Beyefendi değil, sizler de çok iyi anlıyor ve okuyorsunuz. Gerek Yeni Asya'dan, gerek Risale-i Nur'dan. Ben bu meseleyi, bu filmi çevirerek burada olmayanlara anlatmak için söylüyorum. Euronur kaydediyor. İnşallah yayınlayacak. Siz de lütfen çıktıktan sonra Euronur'da Ahmet Battal'ın anlattığı şu Nur Topuz hikayesini bir dinle bakalım diye, onlara tavsiye edin diye anlatıyorum. Şimdi Bediüzzaman büyük bir müceddit, bir dahi, bir fotoğraf çekiyor. Diyor ki bunun hizmete muhtaç ve hizmete hazır bu kitlenin hizmetten anladığı şeyle, hizmeti istemeyen bu kitlenin hizmetten anladığı şey farklıdır. O halde bu ikisine yapılacak hizmet de farklıdır. O halde hizmet metotlarını da ikiye ayırıyor. Bir, bunlar için mesela sarı, şekerli, güzel bir su. Zor açılıyor ama açtık. Doldurun. Bakın. İstediğiniz renkten Kur'an hizmeti verebilirsiniz. Mesela Kur'an'ın lafzını öğretebilirsiniz. Ya da illa diyorsanız ki ben hangisi kırmızı bunların? Şu pembe, şu kırmızı, bu mor. Bu mu? Ha, peki bu moru. Ben tasavvuf yoluyla bu insanlara hizmet edeceğim, zikretmeyi öğreteceğim, zikir çekerek kalbini temizleteceğim diyorsanız tamam, siz de onu yapın, problem yok. Hazır nasıl olsa, bak çekiyor, emiyor yani. Yok illa biz kırmızı kitap kullanmak istiyoruz diyorsanız ona da bir itirazı yok. Buyurun, işte size kırmızı kitap. Tamam. Yok illa Mustafa Akyol diyorsa ki ben beyaz su vermek istiyorum. Tamam ona da beyaz mı? Pardon, ne renk yani işte. Renksiz. Renksiz su vermek istiyorum. İşte demokrasi. Bu da var. Tamam. Peki şuna su döksek ne olur? Kapağı kapalı. Alıcı değil. Bu ancak topuzdan anlar. Topuz iki türlüdür. Bir, siyasal İslam. İki, bürokratik İslam. Bu iki hizmet
metodunu Bediüzzaman böylece birbirinden ayırıyor. Buna nurculuk diyor. Nasihatçılık manasında. Bu nurculuğu tarikatların çoğu yapıyor. Nur talebelerinin bir kısmı yapıyor, çoğu yapıyor. Ama gerek tarikatların ya da dini cemaatlerin, hatta nurcuların bir kısmı başka bir şey yapıyor. Topuzculuk yapıyor. Nedir topuzculuk? Bediüzzaman diyor ki, devlet iktidarı kullanarak, zor kullanarak, kanunla insanları dindarlaştırmaya çalışmak ya da dinsizlikten ve günahlardan uzak tutmaya çalışmak topuzculuktur. Peki, bununla yetiniyor mu Bediüzzaman? Hayır. Bu herkesin çekebileceği fotoğraf. Asıl Bediüzzaman'ın büyüklüğü şurada. Çektiği fotoğrafa dikkat edin. Ben bakıyorum ki, diyor, dini hizmet yapma kapasitesine sahip insanların çoğu topuzcu olmuş. Çoğu topuzcu. Ancak çok azı nur ve nasihat yoluyla hizmet etme gayreti içerisinde. İşte siz, işte alkışı sonraya bırakın demiştim, işte bunun için demiştim. İşte siz, eğer Bediüzzaman'ı doğru anlıyorsanız, bu azlardansınız. İşte o siyaset yoluyla birbiriyle kavga edenler, siyaset sebebiyle birbiriyle kavga edenler, hatta bu kavgayı din namına yapanlar, bu çokların içerisindeler. Hepsi topuzcular. Bir kısmı nurcu görünüyorlar topuzcular. Bürokrasiyi ve siyaseti gereğinden fazla önemsedikleri için. Bir kısım bizim klasik anlamıyla nurcu değil dediklerimiz ise aslında Bediüzzaman'ın tarifiyle nasihatçiler, siyasetten ve topuzdan uzak duruyorlar ve nurcular. Ve %80'in ihtiyacı maalesef giderilmiyor. Çünkü sayınız az. Ama şükür ki yok değilsiniz. Şükür ki buradasınız. İyi ki geldiniz, sefalar geldi. Şu soruyu sorarak biraz evvelki mevzuyu tamamlayalım. 1930'lu 40'lı yıllarda İslam adına iktidar denilen tuzak önlerine konulmuş olan dindar, seçkin, aydın insanlar Necip Fazıl'dan Osman Yüksel'e ve diğerlerine ve onların talebeleri olan sonraki neslin adına siyasal İslamcılar denilen veya denilmeyen neyse ama devleti önemseyen, siyaseti, bürokrasiyi önemseyen insanları etrafındaki insanlarla, ellerindeki güç ve parayla devleti ele geçirmeye çalışmak yerine ivazsız garazsız şu kitleye din hizmeti yapsalardı. Türkiye'de dindarlık bugünkünden daha iyi mi, daha kötü seviyede mi olurdu? Bu soruyu bugüne kadar kime sorduysam, evet daha iyi olurdu dedi. Ama bana verdikleri cevap şu, o zaman devleti kim yönetecek? Yine dönüp aynı yere geliyor. Tam manasıyla o meşhur fıkradaki gibi. Yel değirmeninin ne olduğunu bilmiyormuş. Bir yere gitmiş, misafir olmuş, bakmış tepenin başında bir garip yapı. Üzerinde böyle bir çarpı işareti dönüp duruyor. Sormuş misafir ev sahibine, bu nedir? Ev sahibi demiş, yel değirmeni. Demiş, niye tepenin başında ki? Demiş, yel değirmeni de o yüzden. Ama demiş, bunun suyu nereden geliyor? Ya bu yel değirmeni. Ama anladın mı demiş, bunun suyu nereden geliyor? Onu anlayamadım. Ya bu yel değirmeni. Anlamıyor. Niye? Çünkü bir kere takılmış iktidara. İktidar ve kudret çok önemlidir diyor. Bu büyük bir yanılgı. Bu büyük bir tuzak. Muhterem misafirler, kendinizi önemseyiniz. Bu organizasyonu önemseyiniz. Bu tuzağı teşhis etmek Risale-i Nur'un müceddidiyetidir. Tecdit hareketidir. Bediüzzaman diyor ki, bu zamanda tecdit, bu zamanda topuz kalbi ıslah etmez, kafayı kırar. Kafayı kırarsan kalbi de kırarsın. Nasihat kabiliyetini de artık kaçırmış olursun. Niye bununla uğraşıyorsun illa? Niye illa topuzu ve devlet elinde tutacağım diyorsun? Efendim kim elinde tutacak? Bırak demokratlar elinde tutsun. Demokratlar
kendi hizmetinle meşgul ol. O demokratlar o topuzu doğru kullanır. Dinsize ilişmediği gibi dindara da ilişmez. Sen de yuvasız garazsız nasihatini yaparsın. Tarikatını, nurculuğunu, Süleymancılığını devam ettirirsin. Bediüzzaman'ın bence eksik kalan önemli bir müceddidiyet yönü daha var. Onu da söyleyeyim ve bitireyim müsaadenizle. Bediüzzaman sanayi devrimi denilen süreci çok doğru okumuştur. O dönemin ürünlerini ve sonuçlarını bir tecdit hareketiyle, ki doğru kelime Türkçe'de yok idi, artık var. Refresh. Bilgisayar bilenler bilirler. Bir düğme var, tıklıyorsunuz, ekrandaki arızalar, bozukluklar toparlanıp gidiyor. Refresh düğmesine tıklar gibi adeta sanayi devriminin 300 yıllık perişaniyetini büyük bir tecditle tazelemiştir. Yeni bir şey söylememiştir. Kur'an her şeyi söylemişse. Elbette yeni şeyler de söylemiştir. Kur'an'ı doğru anlamak adına. Bediüzzaman'ın söylediği yeni şeylerden biri şudur. 300 yıllık bir icat, tüzel kişi, hükmî şahıs ya da şahsı manevi. Özetle şu, Bediüzzaman diyor ki artık kişilerin devri bitmiştir. Hayırda da şerde de. Şimdi artık şahsı manevilerin dönemidir. Hayırda da şerde de. Şimdi artık içinizden insan-ı kamil ismine layık şahsı maneviler, yani büyük veliler, evliyalar çıkarma zamanı gelmiştir. Evliya artık şahıs değildir. Evet, şahıs evliyalar var ve olacak, olabilir, ama o şahıs evliyalar birisi toplu iğneyi batırdığında patlayıp sönen bir balon gibi görünüyorlar. Küçük günahlar büyük gösteriliyor. Dünya küçük bir köy olmuş ve televizyon, internet çok kötüye kullanılıyor. İnsanlar şeyhsiz, hocasız bırakıldılar. Bunu hepimiz görüyor ve üzülüyoruz. Sebebi ne? Bediüzzaman'ın teşhisine, Bediüzzaman'ın tedavisine uyulmamış olması. Şahıs evliya arayışı artık bitmelidir. İkincisi ve en önemlisi, şahsı maneviler devrindeyiz. Şahıs halife dönemi bitmiştir. Artık heyet halife dönemindeyiz. Şahıs halife arayan başına bela bulur. Hayırlı olsun. Heyet halife arayan ise, heyet halife arayan ise gerçek hayrı elde eder. Hem Türkiye'nin, hem İslam dünyasının, hem de inşallah bütün dünyanın sulh-u umumisini ve ikinci asrı saadetini elde etmenin anahtarını da eline geçirmiş olur. Saygılar sunuyorum.